Merhaba arkadaşlar, Nurgül. Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, tığımın numarası 22 numara. Size yine çok güzel bir model hazırladım. Bu 3 renkten oluşan. Şöyle numaraları 2 numara yeşilim, 328 kırmızı ve bu bakır tonumda arkadaşlar 50 numara. Şöyle modelimiz fıstık modeli. İstek üzere yaptığım bir model. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi bu dalların üzerine yaptım. Bakın dalların altında bu şekilde ara suyundan olan trabzanlar var. Bu model bana geldiğinde bu trabzanların yerine örümcek vardı arkadaşlar. Bu iki trabzanın yerine orta boy iki tane örümcek ve bu sallantılı bir modeldi. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kenar bakın zincir gibi duruyor. Aslında ilk önce ben öyle zannettim daha doğrusu. Şöyle zincir halkasıyla yaptığımız hani kirpikli zannettim. Ama bunlar yuva üzerine sık iğnelerin üzerine yapılmış kirpikler. Evet, modelimizin bu şekilde şöyle yapılış kısmı çok hoş duruyor. Kalıp gibi oldu. Sallantılı yapmak isteyenler sallantılı olduğu zaman da çok güzel duruyordu arkadaşlar. Şimdi Allah için doğruyu konuşmak gerekirse benim bu daha önceki modelimde elimde olan böyle alt çimenim bu şekilde buna değerlendirmek istedim. Şöyle kalıp gibi sallantıdan hoşlanmayanlar da olur. Hoşlananlar için de böyle söylemek istedim örümcek yapmalarını. Evet, modelimiz bu şekilde bakın. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Tabii ki ilk önce şöyle çimenlerini yaparak modelimizin anlatım kısmını yapacağız. Evet, ilk dalımızın şöyle içine sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim. Ve üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çekip şöyle ipimi hafif uzattım. Bu boyutta ipimi uzattığım boyutta fıstıklarımızın büyüklüğü olacak. Dibinde bir zincir çekip ikincisini aynı boyuta. Şöyle bakın bir ilerden şöyle dipten değil de çünkü oraya topak oluşmasın. Şöyle bir ilerden yaparak ilmeğinizi çekin. Şöyle bakın bir ilerden çekince zaten o kendiliğinden aşağı doğru kayıyor. 4 oldu. Şöyle 5, 6, 7, 8. Dibinde bir zincir çekerek ilmekleri bu şekilde topluyoruz. 9. Şöyle dibinde bir zincir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bakın 18 ve sonuncu ilmeği de alıyoruz bu şekilde. Toplamda 18 tane bu şekilde ilmeği topladık fıstığımız için. Bakın şimdi tığıma ilmeğimi alıp hepsinden çıktım başa kadar. Bunu kapatmadan önce şöyle yeşilden bir ilmek alıp püf noktası burası zaten arkadaşlar. Kapatması düzgün olursa fıstık düzgün oluyor. Şöyle de tığımdakinden de kapatarak dibine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bakın sağ sağ ilmekleri topladığımız için normal bir şekilde sağa meylediyor. Biz bunu elimizde şöyle sola doğru çeviriyoruz. İkinci yeşil yuvaya da bu 3 zincirimle geçiş yapıyorum. Geçiş köprüm yani 3 zincir. Aynı şekilde buraya yine 8 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimi çektim. Hafif ipimi uzatıyorum. Şöyle alttan girip ilmek çıkarıp üstünde bir zincir çekiyorum, ipimi uzatıyorum. 2, 3,
Bakın bu uzattığım fıstığımın büyüklük boyutu. Ne kadar uzatırsanız o kadar fıstığınız boyutu belirlenir. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bakın dibinde bir zincir çekerek bu şekilde ilmekleri topluyoruz. Şöyle alttan girip dibinde bir zincir ve 18. Bakın 18 tane ilmeği topladık tığımızda hemen sondaki ilmekten alıp başa kadar çıktım. Şöyle yeşil yuvaya da girmeyi sakın unutmayın. Bu da belirliyor arkadaşlar fıstığımızın toparlak olmasını. Evet. Şöyle dibinde yine 3 zincir çekerek karşıya geçeceğiz. 1, 2 ve 3 zincir. Sonuncu fıstığımız için 3. dalımızın içine bu şekilde giriyoruz. Evet bakın. Bu şekilde fıstıklarımız hazır. Şimdi yine 8 zincir. Bunu aynısı olduğu için biraz hızlanalım. Şöyle ipimi uzatıyorum. Hemen alttan girip dibinde bir zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle tekrar alalım. İleriden bağlarsak dibine kayıyor bakın 9. Rahat zincir çekmek için ileriden 10. Şöyle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Sonuncu ilmeği de alttan girip alalım. Evet, 18 tane ilmeği toplayınca hemen şöyle ipimi sonuna kadar çekiyorum. Şimdi direkt kapatmıyorum. Bakın bu şekilde kapatmadan duruyor. Hemen yeşil yuvaya girip dibinde bir zincir. Sonra kapatıyorum bakın. Şöyle yine sola hafif yatırıyorum bu şekilde. Daha düzgün durması için. Ve buraya 18 tane zincir çekeceğiz. Bakın fıstıktan sonra 18 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Hemen çeviriyorum bakın. Şöyle. Bu arada çektiğimiz 3 zincir vardı ya. Oraya şöyle 18 zincirimi kapatıyorum. Bir halka şöyle kaplayacak şekilde halka oluşturuyorum. Yine 18 zincir çekiyorum. (Gülüyor) 16 ve 18. Evet. 18 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki 3 zincirimin içine bu şekilde kapatıyorum. Şöyle büyük büyük olacak arkadaşlar. Bu modelin özelliği de o şekilde. Ve yine 18 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Yeşil yuvaya ilk bakın şu sık iğne ile girdiğimiz yeşil yuvanın içine evet şimdi bir zincir çekerek şöyle düz tarafına dönüyorum. Hemen bir zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya kirpik yaptım. Dibine bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir.
Hemen sık iğnemi aralayıp buraya bir kirpik yapıyorum. Girip bir sık iğne, 1 2 3 4 zincir. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. 3 oldu. Bu kirpik sayısı 9 tane olacak. 1 2 3 4 zincir. 5 oldu. Evet, sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi zincir yuvasına, kirpiği de zincirin arasına kapatıyorum. 4 zincir. Bu şekilde kapatıyorum. Hemen zincir halkasının içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Zincir halkasının içine girip 1 2 3 4 zincir yaptığım bu sık iğnenin arasına kapatıyorum kirpiği. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde 3 5 8. Hemen 1 2 3 4. Kapatıyorum. Buraya sık iğnemin arasına, dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sıradaki zincir yuvasının içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde olacak. Bakın arkadaşlar, şöyle çok güzel duruyor, sanki böyle zincir halkalarıyla taçlamış gibi. Evet, şimdi şu ortayı 3 zincir, aynı bir trabzan gibi 3 zincir otomatikmen altta birinci de bırakınca ikinci de 3 zincir böyle trabzan gibi kalacak, yoksa arkadaşlar marullanıyor. Buna dikkat edin. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Sık iğne ile buraya geçiş yapmıştık. Bakın bu ara boşluktan şöyle direkt giriyorum. Kirpiğimi kapatıyorum. Ortanın kirpiği de 7 tane olacak. Şöyle kenar oyuntu kısmı olduğu için buraya 2 tane fazla, 9 tane yaptık. Şöyle kenardakilerin sık iğneli kirpikleri 9, ortadakine 7 tane yapılacak. 4 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemin şöyle ara boşluğundan, tepe noktasını değil de ara boşluğundan giriyorum. Şöyle 7 tane yapalım. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Sık iğnemi yapıp 4 zincir. Sık iğnemi yapıyorum. 4 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bir tane de yapıp 7.yi tamamlıyorum. Kirpikten sonra muhakkak boş bir sık iğne yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kirpik yapıp bırakılmayacak. Buranın özelliği de o şekilde, sık iğne yapıp bırakıp şöyle bakın karşıya da aynı şekilde şöyle geçiyoruz. Bakın trabzan boyutu bırakıyoruz. 3 zincir şöyle bırakılacak şekilde olacak. Evet, ortaya 7 tane yaptık. Şimdi kenarlar 9 demiştik. 9 tane de kenara. Şöyle 4 zincirimi çekiyorum. Bu sık iğnemi aralayıp kapattım. Bu bir zincir. Şöyle bismillah. 1 2 bırakmayayım. En son yuvayı da beraber yapalım dedim ama aksilikler bizi bırakmayacak galiba arkadaşlar. Evet, bismillah. Sık iğnemizi yaptık. 4 zincirimi çekiyorum. Hemen buraya bir kirpik. Sık iğnemi yaptım. 4 zincir. Kapattım buraya. Sık iğne. Üzerine 4 zincir. Arasına bakın.
Sık iğne. Sık iğnemin arasına kapatıyorum kirpiğimi. Şu şekilde tutarsam daha net gözükecek sanırım. 2, 4, 6 oldu. 3 tane daha yapalım. Sık iğneli kirpikten. Evet, 7.yi bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sekiz ve sonuncu. Bak, tam da zaten 18 zincir çekerseniz bu şekilde aynı, bakın hesaplar tam tuttu arkadaşlar, birebir, hiç bolluk kalmadı. Ve dibine de yine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle yeşil yuvama da girip bir tane de orada yapıyorum, şöyle meyilli dursun arkadaşlar. Sakın turuncu bu bakır renginin içinde bırakmayın. Bu yeşil yuvaya da bir sık iğne ile geçiş yapın. Oval duruşunuz olsun. Şöyle koparamayacağım galiba ben. Hemen bunu makası bulup, yakınlarda yok, koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bu örtümü söylemek istiyorum. Bu örtüm, bakın, halk eğitime böyle bizim orada çok meşhurdur. Çeyiz yapmak için böyle delik işi deriz buna, beyaz iş deriz. Bunlar böyle sarma tekniğiyle böyle kasnak sallayarak çeviri çeviri yapılıyor şu tohumları filan. O zaman siz, çeyizimi işlediğimi sizlere değer verdiğim için böyle serip göstermek, kullanmak istedim. Zaten kullan ütüle biraz renkleri daha koyuydu. Birazcık açılma olmuş. Böyle işte arkadaşlar, ne bileyim, sevdiğim için sizlere de sergilemek istedim bu şekilde. Evet, modelimi bu şekilde, bakın, temizledim, kopardım arkadaşlar, bu şekilde hazırladım. Şöyle ara suyumuz ve daha önce sizler için hazırladığım kırmızı renkte olan bu şekilde fıstığımız. Dediğim gibi arkadaşlar, bu model bana geldiğinde bu şekilde örümcek, dibinde örümcek vardı, trabzan yerine sallantılıydı. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bu şekilde de kalıp gibi sallantısız oldu. Modelim bu şekilde yani arkadaşlar, bakın. Çok hoş, çok güzel, çok zarif bir model. Şöyle yakın plan iyice gözüksün. Şunu da şöyle yaparak yakın birbirine, bir de o şekil tutayım. Modelim bu. Gördüğünüz gibi renkler de çok güzel oldu. Çiçeğiniz hangi renkse, tülbentinizin içindeki çiçeğiniz, o renkten bu şekilde taçlı fıstıklar yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.